Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınemizde kıtanlar ekranımız olsun. İstanbul'da Şarık Türkistanlıklar hitliş faaliyeti ötküzüldü. 23 April İstanbul'un Safaköy rayonu caylaşkan Osmanlı Merkezalı'da çoğun tipteki Şarık Türkistanlıklar hitliş faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilleyen bulup, Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu Efendi, Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin Küçükçekmece Rayonluk Reisi Recep Şencan Efendi, Parlament azaları hem de İstanbul ve rayon başlıkları iştirak kılgandan başka 3000'den artık Uygur katnaştı. Faaliyet Şemsiddin Abadi Qari'nin Kur'an tilaveti bilen başlandı. Arkadan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi söz kıldı. O sözüde biz Şarkı Türkistanlıklar bir yerge cem bulup heyt kılvatkan bolsaq mı, bırak vatendeki halkımızdan içinişlik ehvalini bilip durgallıkımız sebeplik könlümüz yerim bulmakta. Birlikte heytleşişinin maksidi bir yerge yığılıp Şarkı Türkistan müstakillik meselesi de bir fikirge kilişi arkalık ortak hareketki kilişi doğru digerlerini kayıt kılıp ötti. O söz diyene Şarkı Türkistan halkının nöbette ümitsizlik içinde kaymakıp kılvatkanlıkını, bunun için aldı bilen Şarkı Türkistan müstakillikini kalıpta kuruş gerekliğini, şundak bulgandıla müstakillikini hakiki revişte kolgu keltürgeli buluduğallıkını tekitledi. O İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'nun Şarkı Türkistan halkını yalğız koymay ve aldıraşçılıkı karmay faaliyetki kadem taşırıp kılgallıkı rahmetini bildirdi. Ve Uyghurlarının nüfus ve başka kıyıncılıkını halkılış meselesi hakkıda tohtulup, aldın kıtım kodkuylu sebeplik ikamet alalmağın ya ki Türkiye pukralıkı iltimas kılalmağın ehvallarını ministerden halkılışın talep kılgallıkını, minister bu meselini halkılıp bir işki koşulgallıkını bildirdi. Arkadan İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu Efendi söz kılıp, aldı bilen barlıq Şarkı Türkistan halkının heytini tebrikleb, Şarkı Türkistan halkının derdi bizden derdimiz, bizden derdimiz onlarının derdi digerlerini tekitledi. Hem de Uyghurlarının kıyrındaşlık mecburiyetini ada kılıp, Türkiye'deki İğır Yerdevreş apitede Hatay Katarlıq yerlerge berip, nakh meydanlarda hemkarlaşkallıqıga kaydı rahmetlerini bildirdi. Arkadan o Uyghurlarını Türkiye pukralıkıgı eliş meselesini tilgayılıp, özü İçki İşler Ministeri bolğandan beri 10000'den artık Uyghurunu Türkiye pukralıkıgı kobul kılganlıkını, 3 gün ilgiri yana 2000 Uyghurunu Türkiye pukralıkıgı elişini tasdiqlap, Prezidentlik Mahkemesi'ge yollığanlıkını, onların hemmesinin tasdiqlandığanlıkını, ondan başka kolu'da 3500 Uyghurunun materyalı bar ikkenlikini, onların iltimasının mu yakında tasdiqdan ötüdüğanlıkını bildirdi. Ve şundaklı Uyghurlar tuğuluşudurlu Türkiye pukrası ikkenlikini, Uyghurlarının bu haqda hiçkandık endişi kılmaslıqı gerekliğini sözlerge ilave kıldı. O sözü de Uyghur meselesini Prezident, Taşkı İşler Ministeri, İçki İşler Ministeri daim otturgu koyup durganlıqını, bundan kimi her daim bu meselege köngül bülüdüganlıqını bildirdi. Ve Türkiye yeni bir muhim seferini başlaş aldıdı turvatıdı. Recep Tayyip Erdoğan barlıq Türkiye kıyrındaşlar, dünyanın her qaysı yerlerdeki kıyrındaşlar, hem de sizlerinin duayınlar, hem de kolluşunlar bilen kaydı prezident bulup sayılındı. Şunun bilen Allah halısa Türk dünyası hem de İslam dünyası da yeni devir başlandı digerlerini bildirdi. O sözünün ahırda Suriye'den Irak'a, Afganistan'dan Pakistan ve Şarkı Türkistan'a kadar zulümde kalan kıyrındaşlarımızı birlikte kutuldurmaz dedi. Ahırda İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'ga Uyghur toni ve dopisi kiydirilip, Şarkı Türkistan bayrağı ve hadir buyum takdim kılındı. Faaliyette Ahmet Kılıç bilen Hayru Nisa Kılıç, İslam, Vatan, Hürlük küylengen bir türküm nakşılarını iştirak kılgıçlarına takdim kıldı. Abdüşkür Acımov Vatan namlı gazelini okup verdi. Faaliyet ahırda Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Uyghur ösmürlerge cemi 360 bin lira nakbul heytlik tarıqtıp verdi. Xitay ve Filippin'nin taşkı işler ministerleri Manila'da görüştü. Filippin taşkı işler ministeri Enrique Manalo bilen Xitay taşkı işler ministeri Chengang iki tarafının Cenubi Deniz'deki ilgili hukuklarına alakadar ihtilaflarını müzakirleşiş için Filippin'nin paytaxtı Manila'da uçuruşu ötküzdü. Chengang bayanatıda ziddiyetini diyalog arkalık halkılış, rayon ve dünyanın tınışlıkı şundaklı mukumluğunu işgı aşırış için ahdinamelerini devamlaştırışını teşebbüs kıladığallıkını dava kılgan. Filippin taşkı işler ministeri Enrique Manalo bolsa, iki tarafının soğudu münasibeti ve rayon karakterlik ihtilaflarına alakadar aldın kıtımkı yığıllarda hasıl kılınan özgürüşler üstüde tohtulup, şundaklı halkılışkı tigişlik nurgun meselelerinin barlıkını tilgalgan. Taşkı İşler Ministerleri seviyesindeki bu kıtımkı uçuruşuş birinci ayda Filippin Prezidenti Ferdinand Marcos Cerinin
Beijing'de ötküzgen ziyareti ve Xi Jinping bilen ötküzgen uçuruşudun bayanqi en yukarı seviyelik uçuruşuş dep karalmaqta. İkinci Dünya Urushidan keyin Janubiy Xitay dengizidagi qirg'oqdosh devletler mustaqilligiga erişken bulup, shuningdan keyin rayon devletleri o'tirsidagi egalik huquq talash tartishlarining markazida Xitay bilan Filippin o'rin elib kelmoqda. Xitay tunji qitim 1947-yili e'lon qilingan xaritini bahona qilib, Janubiy dengizning 80%ning ko'pligining egalik huquqining o'ziga tabe ekanligini da'vo qilib kelmoqda. Filippindan boshqa yana Vietnam, Beruni va Malayziya mo yer osti boyligi mol bo'lgan bu rayonda egalik huquqi talab qilmoqda. Zelenskiyning iyuldagi NATO boshliqlari yig'iniga qatnashadiganligi bildirildi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti bosh kotibi Yens Stoltenberg Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning 11-12 iyul kunlari Vilniusda o'tkazilgan NATO boshliqlari yig'iniga qatnashadiganligini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışca başkatip Jens Stoltenberg, Germaniyadaki Ramstein Hava Armiya bazısında Amerika'nın sahip halkıda ötküzülgen Ukrayna Müdafiye Alakılış Grupsi yığınıdın ilgiri muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Stoltenberg, Rusya 2022-2024 günü Ukrayna'ya hücum kılgandıyken, tünügün tüncü kıtım Ukrayna'nı ziyaret kılgallıkını əskertti ve Zelenski bilen ötküzgen uçuruşu da, özlerinin Ukrayna'nı adakışı kollaydıqallıklarının signalini bergerlikige işaret kılıp, biz Prezident Zelenski bilen İyul'da Vilnius'ta ötküzüldüğün NATO başlıklar yığınının tayarlı hizmetlerini mi müzakir kıldık? Mən onu başlıklar yığınığı təklif kıldım. Onun təklifimini kubul kılıp başlıklar yığınığı qatnışıdıqallıqını bildirgerlikiden xuşalman dedi. Stoltenberg, NATO'a əza dövlətlərinin 2008 yıldaki Buxarestdə çağırılgan başlıqlar yığınıda Ukrayna'nın kəlgüsüdə NATO'a əza buluşunun karar kılınğanlıqını əsləb ötdi. Ve Prezident Zelenski bilen Ukrayna'nın NATO'a əza buluş məsələsi ve bixatırlık kapaleti məsələsini müzakir kılğanlıqını bildirdi. Stoltenberg tünügünki Kiev ziyareti jarayanında Ukrayna'nın en muvafiq yerinin NATO işgallikki signalini bergallikini eytip, Ukrayna'nın egalik hukukluk müstakil devlet süpütide mevcutluğunu devamlaştırışı kerekliğini, bunun için NATO'nun kollişini devamlaştırışı kerekliğini tekitledi. Rusya, Germaniyanın diplomatiya xadimlerini çigradın qoğulab çıkırdıqallıqını cekarladı. Rusya Taşqi İşlar Ministerliği, Germaniyanın 30 Rusiyalik diplomatiya xadimini çigradın qoğulab çıkarğallıqı qarıda oxşaş tariqide cevap qaytırdıqallıqını bildirdi. Rusya Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatıda Rusya, Germaniyanın düşmanlarca hareketlerge qarıda Germaniya diplomatlarını Rusiyadan qoğulab çıkırış ve devletimizdeki Germaniya elçixanası xadimlerinin sanını körünürlük derecede çekilash karakterlik bir kararını maqulledi deyilgen. Ve şundaklı bu kararının 5. aprilda Rusya Taşqi İşlar Ministerliği'ye çağırtılgan Germaniyanın Moskova'da turuşluk baş elçisi Gonvon Gierig'i bildirilgenliği uxturulgan. Bayanatta Germaniya hükümetinin Rusya'nın Germaniya'da turuşluk nurgulluğun diplomatiya xadimlerini çigradın qoğulab çıkırış kararı çıkırılganlıqı əskertilip, biz Berlin'nin diplomatik dairesini özçik algan Rusya-Germaniya münasibetinin pütkül kurulmasını veyran kılışını devamlaştırış karakterlik bu kılmışlarını qattıq ayıplaymaz deyilgen. Uyghur siyasi tarihada yeni bir yıldız çaqnıdı. Yaponiyada doğulup özgən bir neçə yıldan beri Yaponiya siyasi səhnəsində gözük görünüşə başlayan Uyğur qız Arfiya Ali parlament əzalığını qolğa gətirdi. Yaponiya xəbərləri torunun bu vaxtdakı xəbərdə bildirilishçə Arfiya Ali növbətdə hakimiyyət yürgüzətən Liberal Demokratlar Partiyasının namizadı olub baş vəzir Fumio Kishidanın alahidi körüstüşigə və qollışığı erişkən. O Chiba şəhərlik avam palata əzası saylamada 50 mingdən artıq avazğa erişib yeni bir növbətlik palata əzası olub saylanğan. Arfiya Ali 1988-ci ili Yaponiyanın Fukuoka nahisidə doğulğan olub, kiçikidən tartıb Yaponiya maarifidə tərbiyələngən bolışığı qarmay Uyğurça, Xitayça və İngilizçəni yaxşı bilidikən. O Washingtondaki Georgetown Üniversitesi'de Xalqara Münasibet ve Xalqara Siyaset kesbide okuğan. Washingtondaki Xalqara Siyaset İnstitutu Dünya Bankisi, Yaponiyanın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki daimi turuşluk işbeciriş orni qatarlıq orullarda işleyen. Yaponiyadaki her qaysı sahalarının kızgın alkışığa ve kollışığa erişken ve Yaponiyada siyasi sahaya qadam taşlıgan tüncü Uyğur bulup kalan Arfiya Ali, İlgiri muhbirlarının Uyghurlar haqqıda sorğan suallarga cevap bergen de Şinjan degen namlı işildişini rad kılıp kelgen. Ve bu haqda söz bolganda Uyghur diyarıdaki mislisiz zulümler degen cümleni köp qetim tilga algan. Erdoğan yeni evlat Altay tankisinin türkümləb yasılıdığallıqını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan armiya sınaq qilishni oxirlashtirgandan keyin Altay tankilarini darhol türkümləb yasashni başlaydiganlıqlarını aytdi. Türkiye Avası Radyosu xabirde bildirilishicha Prezident Erdoğan Sakarya'da ötküzülgən yeni Altay tankisini tapşırıp beriş mürasimide söz qildi. O nişanlarının toluq müstəqil müdafiye sanayiti ikkanligini bildirip, müdafiye lahiylarga ajratilgan jami xamjotning 75 milyard dollarga yetkanligini eskertdi. O taktikilik, çarıklık, bironoviklar, minadın koğduyalaydıgan bironoviklar ve her xil herbi avtomobillerin yasaşını muvaffakiyetlik emelge aşırganlıklarını takitlep, yirak mısapılık, okşumaydıgan stivolluk zembirekler ornatılgan herbi avtomobillerini mu armiyimizgi sepleb verdik. Burun sepleb birilgen tanki ve herbi avtomobillerini zamanivilaştırış işlerini ahırlaştırdık. Bu hizmetlerini devamlaştırvatimiz, dedi. O Türkiye'nin müdafiye sanayiti mahsulatlarda nurgun devletlerinin armiyelerini temelleydigan devletke aylanganlıqını kayıt kıldı ve yeni Altay tankisinin bu coğrafiyede armiyemiz üçün intayin muhim küç süptüde hizmet ödeydiganlıqı işini men. Armiyemiz sınaq kılıçını ahırlaştırgandın kiyilla türkümlep yasaşını başlayımız dedi. O Twitter'da yıkılmadık, bel kuyuvetmadık, keynigi çekinmadık ve galbi kıldık. Manı bizden yeni evlat Altay tankimiz deb fikir hem behirledi. Hürmetli görmelerimiz, şunaklı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.